Kanal 3 ekranlarından mutlu sabahlar değerli izleyenler. Bugün 13 Temmuz Perşembe, Kanal 3'te sabah programıyla karşınızdayız. Saadet Partisi'nin ilk grup toplantısı yapıldı değerli izleyenler. Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ortak grubunda Karamollaoğlu ve Davutoğlu konuştu. Seçim beyannamelerinde, seçim mitinglerinde yer almayan birçok husus kısa sürede icraata konuldu. Seçim sürecinde devletin kasasından elini çekmeyen iktidar maalesef seçimden sonra milletin kesesine el atmaktan çekinmedi. ...2023 yılında ödenecek motorlu taşıt vergisinin iki kata çıkarılması vaatlerde yoktu. Ama hemen hayata geçirildi. Katma değer vergisi oranlarındaki artış diye bir vaat de yoktu. Ama KDV oranlarında 2 ile 12 puan arasında artış yapıldı. Faizleri düşüreceğiz demişler. Hatta bir de bunun üstüne NAS kavramı ile teminat vermişlerdi. Cumhuriyet tarihinin tek seferdeki en büyük faiz artışını yaparak işe başladılar. Vergi ve haşlarda %50 ile %228 arasında artış yaptılar. Üniversite öğrencilerine ÖTV, KDV muafiyetli telefon ve bilgisayar vaat etmişlerdi. Ama biz anlaşılan yanlış anlamışız. Vergi muafiyeti değil, vergi eziyetini gündeme aldılar, koydular. Merak ediyoruz. İki ülkenin NATO üyeliğine Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak mı yoksa Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanı olarak mı evet demek zorunda kaldınız? Buradan iktidar sahiplerine sesleniyorum. Milletimiz size bir uyarı vermiştir. Seçim neticelerini asla geçmiş hatalarınızın meşru görülmesinin aracı olarak değerlendirmeyin. O günden bugüne muhalefet maalesef doğal olarak kendi iç muhasebesini yaparken ciddi bir savrulma da yaşıyor. Bunu görmek zorundayız. Parti içi tartışmalar, partiler arası gerilimler, bir büyük toplumsal barış projesi olarak gördüğümüz ve hayata geçirdiğimiz altılı masanın kazanımlarını neredeyse tehdit eder boyuta geldi. Buradan da muhalefet liderlerine sesleniyorum. Muhasebeyi yapalım. Seçmen yanılmıştır, yanıltılmıştır demeyelim. Seçmen bize bir mesaj vermiştir, bunu alalım. Milletin iradesini tartışmayalım. Millet bize ne demek istedi, onu anlayalım, onu konuşalım. Bosna Hersek'in NATO üyeliği, üyelik eylem sürecinde dondurulmuş iken, masaya koymanız gereken en önemli dosyalardan birisi, Bosna Hersek'in NATO'ya üyelik sürecinin tamamlanması olmalıdır. Dışişleri Bakanlığım, Başbakanlığım döneminde yakından takip ettiğim bu süreç, maalesef bizden sonra takip edilmedi. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Aytak, Afyonkarahisar kamusuna bağlı sendika başkanlarını makamında ziyaret etti. Önce sadece küçük ıslan açamadığımız bir milliyetçi vardı. Türkiye Kamusen Afyonkarahisar İl Temsilcisi ve Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Mehmet Ali Öztürk, Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Muhtar Demirci, Türk Büro Sen Şube Başkanı İsmail Akman, Türk Tarım Orman Sen Şube Başkanı Alperen Şahin, Türk Ulaşım Sen Şube Başkanı Gökhan Demirel, Türk Haber Sen Şube Başkanı Ömer Şahin, Türk Yerel Hizmet Sen Şube Başkanı Hakan Temizsoy, Türk İmar Sen İl Temsilcisi Tolga Şahiner ve Türk Enerji Sen İl Temsilcisi Bekir Kılıçsal, Milletvekili Mehmet Taytağı meclis makamında ziyaret ettiler. Ziyaretlerinden dolayı Kamusen Afyonkarahisar ailesine teşekkür eden Milletvekili Mehmet Taytak şöyle konuştu. Bu çatı yolda çok ciddi sıkıntılar çektiniz.
hepiniz. Özellikle FETÖ'nün etkin olduğu dönemlerde arkadaşlarımızın hepsi ayrı ayrı izletler çektiler. Halktan aramadılar. Liyakat sahibi olmalarına rağmen kimisi ve bilgilerine gelmediler. Fakat 15 Temmuz sonrasında omuz omuza verdik. O gün akşamın sabahın ortaya çıkan yılın ittifakı ve onun sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız, büyüğümüzün, kimlerimizin sayesinde artık Türkiye'de devletini seven, milletini seven, ülkesini seven sizlerin de sözlerinin itibar olduğu ve bundan çekmiş olduğu sıkıntılarında telafisi noktasında elimizden geldiğince her türlü çabayı göstereceğiz. Ziyarette konuşan Türkiye Kamusen Afyonkarahisar İl Temsilcisi Mehmet Ali Öztürk ise şunları söyledi. Geçen dönemde 27. dönemde hakikaten Afyonkarahisar'ı Ankara'da, Türkiye'de çok güzel temsil ettiniz. Bizler de Türkiye Kamusen olarak bundan gurur duyduk. Her daim Bozkurt, Mehmet Ayta yanındayız. Tekrar hayırlı olsun diliyor. Türkiye Kamusen olarak birlik beraberlik içerisinde hizmet yapmaya talibiz diyorum. Teşekkür ederim. Türkiye Kamusen'e bağlı sendika başkanları da milletvekili Tayta'ya hayırlı olsun dileyerek kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ettiler. Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta çok ciddi çabalarımız oldu. Evet değerli izleyenler, şimdi sırada Berna Ortürksoy'un hazırlamış olduğu dünya gündemi var. NATO ülkelerinin liderleri ve eşleri, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nausėda'nın verdiği akşam yemeğinde bir araya geldi. NATO zirvesi dolayısıyla Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen yemeğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin eşiyle geldiği yemekte, ABD adına Dışişleri Bakanı Antony Blinken yer aldı. Nausėda ve eşi konuklarını kapıda karşılarken, aynı saatte NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanları da ayrıca düzenlenen akşam yemeği için toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. Görüşmede ticari ve ekonomik konular ele alınarak ikili ilişkiler gündeme getirildi. The agreement we made yesterday will make Sweden a full member of NATO. ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Vilnius'taki NATO zirvesi kapsamında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Stoltenberg, NATO'da oynadığı rolden dolayı ABD'ye teşekkür ederek, "Güçlü liderliğiniz bu ittifakı birlik içinde tutuyor ve daha güçlü kılıyor" ifadesini kullandı. Vilnius zirvesinin tarihi bir zirve olduğunu dile getiren Stoltenberg, "Yapılan anlaşma İsveç'i NATO'nun tam üyesi yapacak. Bu da ittifakımızın tüm müttefiklerinin savunma kapasitesini daha da artıracak" diye konuştu. I think we have to understand that there are at least two dimensions which we're addressing. One is the NATO Genel Sekreteri John Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya ile savaşı devam ederken NATO üyesi olamayacağını belirterek, müttefikler uzlaştığında ve şartlar karşılandığında Ukrayna'ya NATO'ya katılması için davet göndereceğimizi açıkça ortaya koyduk dedi. Stoltenberg, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesinde ilk günkü toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Ukrayna'ya ciddi bir askeri destek paketi üzerinde anlaşıldığını, siyasi ilişkileri yükseltmek için NATO-Ukrayna Konseyi'nin kurulduğunu aktaran Stoltenberg, liderlerin Ukrayna'nın NATO üyesi olacağını teyit ettiklerini bildirdi. Evet, bugün Asya Parlamenter Asamblesi'nin daimi komitesi toplantısı için İran'ın başkenti Tahran'da bulunuyoruz. Asya Parlamenter Asamblesi Bütçe ve Planlama Daimi Komitesi toplantısının ikincisi, İran Meclisi'nin ev sahipliğinde başkent Tahran'da gerçekleştirildi. 6 yıla yakın süredir dönem başkanlığını Türkiye'nin yaptığı APA'nın, Bütçe ve Planlama Daimi Komitesi'nin toplantısına katılmak üzere Tahran'da bulunan APA Türk Grubu Başkanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin APA'ya başından beri çok önem verdiğini vurgulayan Önen, Türkiye'nin yaklaşık 6. yılını tamamladığı dönem başkanlığını da geride bırakıyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah Azerbaycan dönem başkanlığını alacak dedi. Katar, Suudi Arabistan, Filistin, İran başta olmak üzere birçok ülkeyle ikili görüşmeler yapmaya devam ediyoruz. Kahramanmaraş merkezde depremlerin ardından okulların güvenliği gündeme gelmeye devam ediyor. Deprem kuşağında olan Afyonkarahisar'da yapılan incelemelerden sonra 3 okulun çürük olduğu öğrenildi. Okulların yıkılacağı iddia ediliyor. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından okulların sağlamlığı gündeme geldi. Afyonkarahisar'da yapılan araştırmalar sonucunda Afyon Lisesi ek binası, Fatih Lisesi ve Çıraklık Eğitim Merkezi eski binasının yıkımı kararı verildi. Depremlerin ardından Afyonkarahisar'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulların sağlamlığı açısından çalışma başlatıldı. Karot numunelerinin alınarak test edildiği okullardan 3'ünün çürük olduğu iddia edildi. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre tarihi Afyon Lisesi'nin ek binası, Esenler Mahallesi'ndeki Fatih Anadolu Lisesi ve eski Çıraklık Eğitim Merkezi binalarının depreme dayanıksız, yani çürük olduğu belirlendi. Okulların yıkılması yönünde karar alındığı belirtilen okulların boşaltılarak başka okullara taşınacağı ifade edildi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okulların hangi binalara taşınacağı ile ilgili çalışma yaptığı öğrenilirken, riskli bazı okullarında eğitim öğretim yılında kullanılmayacağı edinilen bilgiler arasında. Öte yandan kesin olmayan verilere göre Fatih Anadolu Lisesi'nin Kocatepe Lisesi'ne taşınacağı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağışlar yaz mevsiminin de gelmesiyle birlikte yerini bunaltıcı sıcaklara bıraktı. Meteorolojiden alınan verilere göre ise sıcak havanın etkisini arttırarak devam edeceği belirtiliyor. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Afyonkarahisar'da artan sıcak hava güneş çarpmalarına sebep olabiliyor. Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran sıcak havaya karşı tedbirleri aktardı. Tüm ülkemizde olduğu gibi ilimizde de önümüzdeki günler içerisinde hava sıcaklığında belirgin bir artış olacağı belirtilmekte. Özellikle biz yaşlı ve kronik hastalığı olan hastalarımız için daha dikkatli olmalarını uyarıyoruz. Günün belirli saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda dikkat etmelerini söylüyoruz. Ve bu hastalarımızın daha çok dikkat ederken su tüketimine dikkat etmesi gerektiğini, belirli saatlerde çıkarken giyim kuşamlarını daha hassas davranmalarına gerektiğini, güneşten koruyucu bir takım önlemler almaları konusunda dikkatlerini çekmek istiyoruz. Başhekim Duran, güneş çarpması sebebiyle hastane aciline başvuranların da olduğunu sözlerine ekledi. Bu tür vakalar bizim acilimizde birçok çevre illerde olduğu kadar sık görülmekle beraber gelmekte ve bu amaçla da hastanemizde de zaman zaman yatan hastalarımız olmakta. Bir takım sistemik bozukluklarla, bir böbrek yetmezliğiyle, hipotansif ataklarla gelen hastalarımız var. Afyonkarahisar'daki vatandaşlar da sıcak havalarda alınması gereken tedbirleri dile getirdi. Diş tabibimiz var Serdar Bey. Güneş çarptığı için acile getirdik aynen. Çok sıcak bir sene. Evet, sıcaktan mı rahatsızlandı? Sıcaktan sayılır aynen. Sıcak çarptı. Bayağı çarptı. 3-4 gündür bayağı çarptı yani. Tabii ki malum Temmuz ayına da girdiğimiz için havalar sıcak, doğal haliyle. Yine buralar iyi diğer büyük şehirlere göre. Afyon yine çok çok iyi. Rüzgar esintileri var. Çok aşırı bir sıcak yok ama Ankara, İstanbul ve diğer büyük şehirleri düşündüğümüzde havalar daha sıcak. Afyon daha iyi bir tık. Ya özellikle öğle vakitleri dışarı çıkamıyorum ona. Kremlerimizi, yani güneş kremlerimizi düzenli kullanmak lazım. Mesela ben işe çıkarken de kullanıyorum. Dışarıya da kullanıyorum. Sıcaklık, ben İzmir'den geldim. Burası bana buz gibi geldi. Ben geceleri yorganda yatıyorum. Belirli saatlerde dışarıya çıkmamak gerekiyor. Onun haricinde sıvı tüketiminin çoğaltılması gerekiyor.
olabildiğince dışarı çıkmamak gerekiyor. Mecbur bir işiniz yoksa yani. Ama işinize bağlı herhangi bir şey varsa çıkmak zorundasınız. İnsanlar ekmeğini kazanmak zorunda. Tedbir olarak tabii ki serin yerlerden gitmeye çalışıyoruz dışarıya çıktığımızda. Soğuk su ve meşrubat vesaire tüketiyoruz. Güneş çarpmalarından dolayı acilde yoğun vakalar gerçekleşmekte. Ne gibi önlem alacağız? İşte bol bol ağaç dikeceğiz. Ağaçların gölgesinde duracağız. Başka neyi? Yeşillendirmeye devam edeceğiz. Edebilirsek tabii. Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Afyonkarahisar'da hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Afyonkarahisar Sanayici ve İş İnsanları Derneği ve Mega Birlik Yönetim Kurullarında uzun yıllar görev yapan şehrin sevilen isimlerinden Muammer Türker hayatını kaybetti. Türker'in cenaze namazı ikindi namazına müteakip Paşa Camii'nde kılındı. Muhasebeci olmadan Atatürk'ün de sözü vardır malumlarınız olduğu üzere, muhasebeci vazgeçilmezdir. Türker ailesi ve sevenleri iş insanı Muammer Türker'in ani ölümüyle yıkıldı. Rabbimiz okumuş olduğum ayeti kerimeden her canlının ölümü tadacağını ve dönüşün yine kendisinin olacağını bizlere haber veriyor. Atso, Afsiyat ve Mega Birlik bünyesinde uzun yıllar görev almış, sevilen iş insanı Muammer Türker vefat etti. Türker'in vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. İşte Çanakkale'ye gitmek istiyorlar, Kocatepe'miz var. Hüsnü şehadet okunduğunuz bu kardeşimize dünyevi ve uhrevi haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Rabbim helalliğinizi ve hüsnü şehadetlerinizi kabul eylesin. Rabbim rahmetiyle ve merhametiyle muamele eylesin. Türker'in cenaze namazı ikindi namazına müteakip Paşa Camii'nde kılındı. Cenaze namazına Türker ailesinin yanı sıra İGM Başkanı Burhanettin Çoban, iş insanı Adnan Demirel, Atso Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afsiyat Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Sayın, oda başkanları, Afyonkarahisar'ın önde gelen iş insanları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Cenaze namazının ardından Türker'in cenazesi dualarla toprağa verildi. Afyonkarahisar mevsimine uygun rengarenk çiçek ve bitkilerle süsleniyor. Göze hitap eden, ruhu dinlendiren bu çalışmalarla birlikte şehrimizde ilk etapta 130 bin adet çiçek toprakla buluşturuldu. Afyonkarahisar Belediyesi kent merkezinde bulunan refüj, kaldırım ve parklarda binlerce çiçeği toprakla buluşturdu. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yeşil alanlara ekilen 130 bin çiçekle kent rengarenk oldu. Afyonkarahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri daha yeşil bir Afyonkarahisar için hafta içi hafta sonu demeden canla başla çalışıyor. Aralarında Sami Hancıoğlu Masal Parkı, Veysel Eroğlu Parkı, Akarçay, Karayolları Parkı, Şehit Ömer Halis Demir Parkı, Orta Refüjler ve muhtelif kavşaklara irili ufaklı 130 bin adet çiçek dikildi. Müzik
Afyonkarahisar Belediyesi Ordu Bulvarı'nda kaldırım yenileme çalışmalarına başladı. Şehrin Ordu Bulvarı ve Yeşil Yol'da demir yalayan türbesiyle Eski Yoğurt Pazarı kavşağı arası aydınlatma projesi kapsamında altyapı ve kazı çalışmalarından sonra deformasyona uğrayan kaldırımlar sökülüyor. Yerine ise daha sağlam ve modern görünüme sahip beton parke ve bordür taşları döşeniyor. Üst yapı seferberliği kapsamında belediye tesisinde üretilen taşlar Afyonkarahisar'ın yollarını süslemeye devam ediyor. İhtiyaç duyulan güzergahlarda kaldırımlar yenileniyor. Kaldırımlara döşenen taşlar Yüntaş'a ait parke fabrikasında üretilirken söz konusu caddelerden sökülen doğal parke taşları ise şehrin farklı bölgelerinde değerlendirilecek. Yaklaşık 16 bin metrekare alanı kapsayan Ordu Bulvarı ve Yeşil Yol'daki kaldırımların yanı sıra önümüzdeki süreçte şehrin farklı noktalarında da kaldırım yenileme çalışmaları devam edecek. Afyonkarahisar'a bağlı Sadık Bey Mahallesi'nde Halk Eğitim Kursu yıl sonu sergisi açıldı. El emeği göz nuru ürünler sergilendi. Sadık Bey Halk Eğitim Kursu yıl sonu sergisi açıldı. Burada kadın elinin değdiği yüzlerce ürün görücüye çıktı. Birbirinden güzel ve farklı el sanatlarının yer aldığı kursun açılışı gerçekleştirildi. Kurdele kesilmesinden sonra sergi gezildi. El emeği göz nuru eserler beğeniye sunuldu. Sergi Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Semra Güzbey de gezdi. Kurs hakkında bilgi veren ve çalışmaları anlatan Sadık Bey Mahallesi Halk Eğitim Kursu Öğretmeni Emine Gezer ise önemli açıklamalarda bulundu. Bu kursta bayan olsun, çocuk olsun, erkek olsun el dikiş makinesi ile ilgili hemen hemen her şeyi yaptık. Sadece dikişle alakalı değil aslında benim alanım. Ahşap boyama, seramikti. Çiniydi, keçeydi. Onlarla da uğraştım kendi memleketimdeyken ama şu an giyim daha çok tercih edildiği için bu alanda yoğunlaştık ve devam ediyoruz inşallah. Nasıl isterlerse o şekilde devam edeceğiz. Kursu inceleyen Park Koleji Koordinatörü Hasan Gezer ve kursiyerlerdi. Kanal 3 mikrofonlarına konuşarak büyük emek verildiğini dile getirdiler. Sadık Bey de kurslar başladıktan sonraki birliktelik gerçekten çok önemliydi. Çünkü tüm bireylerin, tüm ailelerin birbirleriyle yarışmaları, üretmiş oldukları ürünlerle evlerine katma değer sağlamaları çok önemliydi. Benim için dikkatimi çeken ben uzaktan sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla anne, kız, baba, oğul kombinlerinin yapılması ve aile gelirine katkı sağlamaları çok önemliydi. Ve ben burada Halk Eğitim Müdürümüz Semra Hanım'ı, Emine Hanım'ı ve tüm kursiyerleri hepsini tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir ürün ortaya çıkarmışlar. Ve önümüzdeki yıllarda güzel ürünler çıkaracaklarına eminim. Bu kursu açandan da öğretmenimize de çok teşekkür ederiz. Çok faydası oldu. Her konuda çok faydası oldu. Bize manevi, maddi her şeyde yardımcı oldu hocamız. Muhtarımız, Şerife arkadaşımız var. O sebep oldu aslında bu kursu açmamızı. Öğretmenimize de çok teşekkür ederiz. Her şeyi değerlendiriyoruz artık. Peki siz neler yaptınız bu kursta? Ben bu elbiseyi diktim mesela. Evet. Her şey yani aklınıza gelebilecek her şeyi yaptım yani. Paça kısaltması yaptım, elbise diktim, her şey. Ben öncelikle özenerek geldim bu kursa. Diğer arkadaşlarımı görerek, yaptıklarını görerek geldim. Özendim yani onların yaptıklarını özenerek geldim. Ben de yapabilirim demek istedim. Peki siz neler yaptınız bu güzel kurs için? Ben bir düğün için şey diktim, penye diktim, şalvar diktim. Altına bir pantolon diktim. Kursumuz öncelikle çok heyecanlı ve eğlenceli, sosyal ve çok güzel. Hele ki hocamızın ilgisi ve güler yüzü bizi daha bir motive yapıyor. Ben yaz kursuna geldim ama yine de bir böyle bazı şeyleri öğrendik. Mesela hiçbir şey bilmiyordum. Dikebiliyoruz mesela, yapabiliyoruz, kesebiliyoruz. Ve en önemlisi hocamızın sabrı ve bizle olan ilgisi. Ve bu bizi çok mutlu ediyor. Ve bize bir mahalleye de bir enerji kattı diyelim.
Yani mutlu ve motive ediyor bizi. Siz neler yaptınız peki bu kurs için? Ben tişört ve tunik yapabildim. Biz daha 2 hafta gelebilmiştik. Evet. Daha inşallah devam edeceğiz. Daha da yapmayı düşünüyoruz Allah'ın izniyle. Sabahleyin soğukta, karda, kışta yerimizden, evimizden, sucucuk evimizden çıkıp buraya geldik. Yani bu dikebildiğimiz şeyleri öğrenmek için, dikişleri, evimize, ailemize faydalı olabilmek için. Peki neler yaptınız bu kurs için? Neler yaptık? Montlar diktik, sivitler diktik. Yani aklımıza gelebilecek, yani bir insanın giydiği her şeyi diktik. Sonrasında da sanırım sattınız, doğru mu? Ya sattığımız da oldu. Hani ailemize hediye ettiğimiz de oldu. Çocuklarımız olduğu için sürekli bir şeyler istiyorlar. Çoğunluk onlara dikiyoruz. Yıl sonu sergisi halk eğitim kursu öğretmeni Emine Gezer'in kursiyerlere belge takdim etmesiyle son buldu. Nesrin, canım, hayırlı olsun tekrar. İstanbul Arnavutköy Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bu sene 7.'si düzenlenen Şehit Ömer Halis Demir bisiklet turuna katılan sporcular Afyonkarahisar'a geldi. Afyonkarahisar'dan toprak alan sporcular Vali Yardımcısı Kübra Teymur tarafından Konya'ya doğru uğurlandı. Kütahya'dan gelen bisikletli grubu Afyonkarahisar Anıt Park önünde toplandı. Güzel bir tur oluyor, anlamlı bir tur oluyor. Gerçekten manevi değeri çok yüksek bir tur oluyor. Onların yaptıkları yanında bizimki de öyle, tuz bile değil yani. Burada Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Kübra Teymur'la Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner tarafından karşılanan sporcular fotoğraf çektirdi. 15 yaşındayım. Isparta'dan katılıyorum. İlk kez katılıyorum bu sene. Tur şimdilik çok iyi geçiyor. Herkes çok memnun halinden. Yani ne hissettiğimize gelirsek herkes yani ayrı bir heyecan, ayrı bir sevinç içinde. Yani o öyle karışık duygu içinde çoğu kişi aynı ben şekilde. Tura kaçıncı kez katılıyorsun? Daha ilk bu. Mutluyum. 15 Temmuz şehitleri için bisiklet sürüyoruz. İstanbul'dan çıktılar. Biz Bolu'dan yarıştan buraya geldik. Anıt Park'tan aldığı toprağı Şehit Ömer Halis Demir'in kalbine ulaştırmak üzere Arnavutköy Belediyesi Spor Müdürü Mahmut Okur'a teslim eden Vali Yardımcısı Teymur, bisikletçileri Afyonkarahisar'da ağırlamaktan mutlu olduklarını aktardı. Milli mücadelenin kazanıldığı bu topraklarda sizlerle birlikte Şehit Ömer Halis Demir'i anarken yine şehit kanı değmiş bu topraklardan bir avuç kendisine armağan göndermek ne büyük şeref. Bu vesileyle Şehit Ömer Halis Demir'e, memleketi Niğde'ye bizden çokça selam götürmenizi ve şehit toprağını öpmenizi sizlerden istirham ediyoruz. Vatanları için canlarını seve seve feda eden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yolunuz açık olsun, uğurlar olsun diliyorum. Sağ olun. Teymur'un uğurladığı, aralarında profesyonel sporcuların da yer aldığı bisikletlilerin 3 gün sonra Şehit Ömer Halis Demir'in kabrinin bulunduğu Niğde'nin Bor ilçesine ulaşması bekleniyor. İstanbul, Yalova, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya ve Aksaray üzerinden Niğde'ye ulaşacak sporcular, tur boyunca her ildeki şehitliklerden alacakları toprağı Şehit Ömer Halis Demir'in kabrine bırakacak. Şimdi sırada bölge illeri olan Antalya, Denizli, Burdur ve Konya'dan derlediğimiz asayiş haberleri var. Denizli'de geçen yıl eski eşini iple boğarak öldürüp koyduğu çuvalla 60 kilometre taşıdıktan sonra ormanlık alana gömen sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi. Aşı cinayeti tasarlayan eski kocanın yakalanmamak için yaptığı planlarsa kan dondurdu. 32 yaşındaki Fatma Çetin boğularak öldürüldükten sonra ilk battaniyeye sarılmasının ardından çuvala koyuldu. Güvenlik kameralarına yakalanmamak için apartmanın elektrik şartellerini de indiren zanlı Ebubekir Karakurt, cesedi otomobiliyle yaklaşık 60 kilometre mesafedeki ormanlık alanı götürüp gömdü.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir kişi tartıştığı kız kardeşiyle arkadaşını bıçakla yaraladı. 30 yaşındaki Güler Öğ ve 36 yaşındaki ağabey Hüsamettin Bey arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüsamettin Bey, çantasından çıkardığı bıçakla kardeşi Güler Öğ'yü karnından, onları ayırmaya çalışan kardeşinin arkadaşı Ufuk G'yi de bacağından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, Hüsamettin Bey ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saman balyası yüklü kamyonların tehlikeli yolculuğu kamerada. Konya'nın Karapınar ilçesinde saman balyası yüklü iki kamyonun yırtık çadır ve rüzgarlı havada tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Uzun süre trafikte bu şekilde seyreden ve Konya istikametine giden kamyon sürücülerine diğer araç sürücüleri korna çalarak tepki gösterdi. Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişilere karşı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucu harekete geçen jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda 68.2 kilogram eroin ve uyuşturucu kapsamında kullanılan aletler ele geçirdi. Aç kapıyı jandarma! Vatandaşların huzur ve güvenliği için operasyonlarına hız kesmeden devam eden Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Yat yere! Yat! Yat, al bunları! Al! Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan jandarma ekipleri, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretine Yönelik Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları neticesinde Kepez İlçesi Baraj Mahallesi'nde şüphelilerin olduğu eve operasyon düzenledi. Aç kapıyı jandarma! Şüpheli şahısların kullandıkları araç ve ikametlerine gerçekleştirilen operasyonda 68.2 kilogram eroin, 3 adet hassas terazi, 1 adet öğütücü makinesi, 6 adet renklendirici jel, 2000 adet şeffaf poşet ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Yat yere! Yat! Yat, al bunları! Al! Operasyonda iki şahıs gözaltına alındı. Yat yere! Yat! Yat, al bunları! Al! Konya'da kurdukları WhatsApp grubundan kafelere yapılacak olan sigara denetimlerini kafe işletmecilerine haber verip ardından denetim yaparak olumsuzluk yok diye rapor tutup rüşvet aldıkları öne sürülen 5 sigara denetçisi 23 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i denetçi, 11 kişi tutuklanırken denetçilerden birinin rüşvet değil danışmanlık hizmeti alıyorum diye kendisini savunduğu öğrenildi. Rüşvetten yakalanan denetimci rüşvet değil, danışmanlık hizmeti alıyorum dedi. Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve sigara denetimi yapan sigara denetimci kamu memurları ve onlara rüşvet veren kafeterya işletmecilerinin olduğu yönünde gelen bilgi üzerine çalışma başlattı. Selçuklu ilçesi Bosna Ersek Mahallesi üzerinde bulunan kafeleri, teknik ve fiziki takibi alan ekipler, kafelerde önce masalardaki kül tablolarını toplandığını, ardından da tütün ve sigara denetimi yapan ekiplerin gelerek denetleme yaptığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonrasında sigara denetimcileri kontrole gitmeden önce kafe işletmecilerinin ayakçılığını yapan CV'ye bilgi verdi. Daha sonra CV'nin ise kafecilerden oluşan WhatsApp grubu üzerine kafe sahiplerine bilgi verdiği belirlendi. Kafelere giden memurları bir olumsuzluk yok tutanağı tutmasının ardından CV'nin kafelere giderek para topladığı, bu paraları ise denetimcilere verdiği öğrenildi. Komşube Müdürlüğü ekiplerince 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Düzenlenen operasyonda aralarında sigara denetimcisi, kamu memurları, kafe işletmecileri, kafe sahipleri ve çalışanlarının da olduğu 23 kişi gözaltına alındı.
Denetimcilerden KG'nin emniyetteki ilk ifadesinde, kafelere hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini artırmak için rüşvet değil, danışmanlık hizmeti veriyorum ve onun karşılığında para alıyorum diye kendini savunduğu öğrenildi. Öte yandan emniyetteki işlemlerinin tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 23 şüpheliden 5'i, denetimci kamu memuru olmak üzere 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 12 kişi ise serbest bırakıldı. Antalya'da oturduğu evden çıkmadığı için ev sahibi ve çocukları tarafından darp edilerek burnu kırıldığını söyleyen Erkan Koca, daha önce de az kira veriyorum diye elektrik tesisatı parçaladılar. Zorla çıkartmaya çalıştılar. Tekme tokat vurup saçlarımdan geri asıldılar. Kendi rızamla çıkıyorum yazdırıp imza attırdılar diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı. Normalde 1250 lira şu an kira veriyordum. Ev sahibi kiracı sorunları artarak devam ediyor. Evde darp ettiler. Şikayetçi oldun. Acile gittim. Bu kez Antalya'da bir ev sahibinin çocuklarıyla beraber kiracıları olan Erkan Koca'ya saldırdıkları ve zorla evden çıkardıkları iddia edildi. Omuzlarım da var. Omuzlarım aynı şekilde. Neyle vurdular? Tekme ve tokatlarla. Olay 4 Temmuz günü Kepez ilçesinde meydana geldi. Kiracı olarak oturduğu dairede 3 yıldır ikamet eden Erkan Koca, olay günü işe gitmek üzere hazırlanırken, bu sırada adresi ev sahibi MD ve çocukları AD ve TD geldi. Ev sahibiyle koca arasında evden ne zaman çıkacaksın tartışması başladı. Tartışma ardından kavgaya dönüştü. Erkan Koca yaşanan kavgada şahısların kendisini saçından tutarak yumruklarla darp ettiğini söyledi. Koca olayın ardından polis merkezine giderek şahıslardan şikayetçi oldu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan kontrollerinde ise burnunda kırıklar olduğu tespit edildi. Sırf kiram ucuz diye sürekli bundan önceleri evime gelip elektrik tesisatımı parçalamalar. 15 gün boyunca ben elektriksiz kaldım evde. Ansın evime geldiler. Ben işe gidecektim ve kapıyı kapatmama yeltenemedim. Büyük oğlu girdi ve diğer küçük oğluyla kendisi girdi ev sahibi ve içeri girip daldılar içeriye. Ve içeride de gördüğünüz gibi bu haldeyim. Hani darp ettiler sırf çıkmadığımdan dolayı. Zorla çıkartmaya çalıştılar. Tekme tokat vurup saçlarımdan geriye asılıp aynı şekilde omuzlarım ve ayaklarımdaki izleri gördünüz siz de. Ben bunlardan şikayetçi oldum. Karakollara da şikayetçi oldum. Darp raporlarım hepsi tutuldu. Ve hani hala bu şahıslar dışarıda gezebiliyor. Şu an mesela korkuyla yaşayabiliyorum. Kendi rızamla çıkıyorum yazdırdılar ve altına imza attırdılar. Evet değerli izleyenler, Gazete 3'ün başlıklarıyla programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Manşette Şehit Gürpınar'a veda başlığı var. Detayları da ekranlara taşıyacağız. İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında şehit olan Gazi Emir, Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli Arazöz şoförü Afyonkarahisarlı Mustafa Gürpınar, Sinan Paşa'nın Başkimse köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Bir diğer başlığımıza bakıyoruz. Afyon'u tanıtmaya devam ediyoruz başlığı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Ticaret Borsası, Müsiyat Afyonkarahisar Şubesi ve Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifini ziyaret etti. Zeybek Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş da eşlik etti. Yine bir diğer başlığımıza bakıyoruz. Afyonkarahisar'ın gururu oldunuz başlığı. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Aytak, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceleri olan Taşoluk Belediyesi Spor Kulübü'nün milli güreşçileri Fatma Yılmaz, Savva Konca, Duygu Gedik, Yağmur Karabacak'la antrenör Yakup Yağcı ve beraberindeki heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde misafir etti. Yine bir diğer başlığımız, bakanın niyeti Cumhuriyet kazanımlarının yok edilmesi mi başlığı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Burcu Köksal, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kız okulları açıklamasına tepki göstererek, "Sayın Bakan, niyetiniz Cumhuriyet'in kazanımlarının yok edilmesi mi, tevhid-i tehrisat kanununu ortadan kaldırmak mı?" dedi. Bir diğer başlığımız, belediyeden üst yapı seferberliği başlığı. Afyonkarahisar Belediyesi Ordu Bulvarı'nda kaldırım yenileme çalışmalarına başladı. Yine belediye hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Emniyetten başarılı operasyon başlığına bakacağız son olarak. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'in koordinesinde başarılı operasyonlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Evet değerli izleyenler, Gazete 3'ün başlıkları bu şekildeydi. Şimdi bölgelerimizdeki kaza haberlerimizle devam ediyoruz.
Antalya'nın Manavgat ilçesine yaya geçidinde yaşanan trafik kazasında çarptığı çek kuyruklu iki kadın turistin ölümüne sebep olan minibüs sürücüsü tutuklandı. Kaza Manavgat-Alanya D400 karayolunda dün akşam saat 21.30 sıralarında yaşandı. Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Mehmet Lök'ün kullandığı tur minibüsü kaldıkları otelin karşısında bulunan çarşıya gitmek için yaya geçidini kullanan turistlere çarptı. Yoldaki aydınlatma lambalarının ve trafik ışıklarının yanmadığı belirlenen kazada turistlerin büyük bölümü tur minibüsünün hızla geldiğini görerek geri kaçarken iki turist ise minibüsü fark etmeyerek yollarına devam etti. Turistlerden birisi minibüsün altında kalırken diğer turist bir süre sürüklenerek hayatını kaybetti. Karin Sopkova ve Klete Halasova isimli Çekya uyruklu turistlerin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü Mehmet Lök, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Antalya'nın Kaş ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Faik Ozan'ın kullandığı otomobil, Kınık Mahallesi'nde karşı yönden gelen MD'nin ve FA'nın yönetimindeki otomobillerle çarpıştı. Kazada sürücü Ozan ile yanındaki Yamaç Ozan yaralandı. Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir hastaneye sevk edilen yaralılardan Faik Ozan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Isparta'nın Uluborlu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, ikisi ağır, 35 kişi yaralandı. Nadir Doğana idaresindeki minibüs, Afyonkarahisar-Isparta Karayolu Uluborlu kavşağında Serdar Işıker'in kullandığı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra şarampole devrildi. Sağlık ekipleri bir kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Eskişehir'de 60 dönümlük hububat arazisinin yanarak zarar görmesinin avlanan bir atmacanın elektrik teline çarparak düşmesi sonucu meydana geldiği belirlenirken mahalle muhtarı Fatih Ay daha önce kuşun tellere takılıp düşmesiyle yangın çıkması başımıza gelmiş bir şey değildi. Biz de ilk defa karşılaştık dedi. Havada güvercin kovalayan atmaca 60 dönüm hububat arazisinin yanmasına sebep oldu. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen yangında 60 dönüm hububat ekili tarım arazisi zarar gördü. Yaklaşık bir 60 dönüm hububat ekili alanımız zarar gördü. Tam da hasat döneminde meydana gelen bu zarar hepimizi üzdü. Tespit çalışmalarımızı yaptık. İlçe Tarım Müdürlüğü, Tepebaşı İlçe Tarım Müdürlüğü olarak tespit çalışmalarımız tamamlandı. Güvercin kovalayan bir atmacanın elektrik tellerine çarptıktan sonra yanarak tarlaya düşmesi sonucu meydana geldiği tespit edilen yangın, arazi sahiplerini şaşkına döndürdü. Hasarı bu kadarla geçirdiğimiz için sevinçliyiz biraz da, daha büyük bir yangın olmadığı için. Daha önce başımıza gelmiş bir şey değildi yani, işte biz de ilk defa karşılaştık. Arazi sahipleriyle jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu daha fazla yayılmadan söndürülen yangında 8 farklı tarlada 60 dönüme ekili olan arpa ve buğday zarar gördü. 60 dönüm yerimiz arazi olarak bu patları yandı. Allah'a şükür bu kadar geçmiş, kurtulduk yani. Benim çiftçi arkadaşlarım sağ olsun çok yardımcı oldular. İşte tarım lise geldi, denetim yaptı. Artık devlet ne gerekirse yardım edecek bize. Olayın ardından Tepebaşı İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Burdur'un Gölhisar ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gölhisar Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği'nde görevli trafik polisleri tarafından camilerdeki yaz Kur'an kurslarında trafik eğitimi verildi. Dikkatli ve tedbirli kullanacağız. Motosiklet kullanmak yok, yaşımız ufak, tamam mı? Burdur'da trafik ekipleri yaz Kur'an kurslarında eğitim verdi. Arabaya bindiğimiz zaman emniyet kemerlerini takıyoruz. Tamam mı?
Okulların tatil olmasıyla birlikte yaz Kur'an kurslarına başlayan öğrencilere yönelik trafikte yaya önceliği, trafik güvenliği ve temel trafik bilgileri konuları üzerine ilçe merkezindeki tüm kurslarda eğitimler devam ediyor. Sizin yaşınız ve kilonuz boyunuz tutmadığı için arabanın arkasında oturuyoruz. Önde oturmak yasak. Tamam mı çocuklar? Gölhisar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Büro Amirliği'nde görevli trafik polisi personelleri tarafından verilen eğitimlerde hem öğrenciler bilgilendirilirken aynı zamanda merak ettikleri konuları da sorup öğreniyorlar. Yaya geçitini gördünüz mü hepiniz? Bu evet, Cumhuriyet evet. Caddesi'nde böyle çizgili yollar var değil mi? Diğer taraftan Gölhisar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Büro Amirliği'nce hazırlanan trafik konulu boyama kitapları da öğrencilere hediye olarak verilirken kırmızı düdük dağıtımı da gerçekleştiriliyor. İlçe merkezindeki Gölhisar Müftülüğü'ne bağlı yaz Kur'an kurslarındaki eğitimlerde gelen sorular, öğrencilerin anlattıkları trafikteki hikayeleri de renkli anların yaşanmasına vesile oluyor. Yaz boyunca devam edilecek eğitimler sayesinde şuurlu trafik eğitimi alma ve farkındalık oluşturma hedefleniyor. Eşit yollar için sağdan gelene yol ver kuralı var. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde içme suyu elektrik maliyetine çözüm arayan köylüler, kaymakamlığın kurduğu güneş enerjisi panelleriyle elektrik faturası ödemiyor. Bilecik'teki mobil GES sayesinde köylüler içme suyu için elektrik faturası ödemiyor. Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Darıdere, Kapanalan, Kuyupınar ve Bozalan köylerinde elektrikli pompayla çıkarılan içme suyunu kullanan vatandaşlar, enerji maliyetinin düşürülmesi konusunda Bozüyük Kaymakamlığı'na talepte bulundu. İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği'nce hazırlanan proje kapsamında teknik ekip tarafından yapılan araştırma sonucunda su pompalarının bulunduğu bölgelere taşınılabilir güneş enerjisi santrali kuruldu. Bizi büyük bir yükten kurtardılar. Elektrik maliyetinden yıllık mesela aylık 5-6 milyar elektrik yükünden kurtulduk. Köyümüz ücretsiz şu anda su kullanıyor. Elektrikle olsaydı ayda 5-6 milyar. Tabii köylümüz de bunu bayağı bir yük olurdu. Şu anda çok güzel, maliyetsiz bir güneş enerjimiz var. Köylüler GES'ten elde edilen enerji sayesinde içme suyunu elektrik faturası ödemeden kullanıyor. Güneş enerji sistemleri sayesinde içme suyumuzu elektrik faturası ödemiyoruz. Bu da bizim yaşantımızı kolaylaştırıyor, konfor sağlıyor. Devletimizden, yardımcı olan herkesten teşekkür ederim. Allah razı olsun, devletimize kuvvet versin. Suyumuzu ücretsiz içiyoruz. Evet değerli izleyenler, şimdi ise Kütahya'dan kısa bir haber turunu ekranlarınıza getiriyoruz. Sanatçılar Arizona'ya antik kentini resmetti. Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi ve Kütahya Kültür ve Sanat Derneği işbirliğiyle Kütahya Belediyesi Fuaye alanında düzenlenen Sanatçı Gözüyle Arizona'yı temalı resim sergisi, Kütahya Valisi Ali Çelik ve Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık'ın katıldığı törenle açıldı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda lavanta bahçesi oluşturuldu. Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen kapalı pazar yeri yıkıldı. Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, depreme dayanıksız olduğu ve tehlike arz ettiği için yıkılan merkez kapalı pazar yerinde, tarihi gün yüzüne çıkartacak şekilde projelendirilen Çamlıbahçe Parkı'nda başlayan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Işık bu alanın parka dönüştürüleceğini söyledi. Sebze ve tuhafya pazarımızda hemen 150 metre ileride yeniden yapacağımız alanın kamulaştırma işlerinde bir taraftan devam ediyor. Uşak Valisi Turan Ergün, geçen seneye göre arpada %100, buğdayda %60 rekolte artışının beklendiğini söyledi.
Uşak'ta 70 bin hektar alanda buğday hasadı başladı. Merkeze bağlı Beylerhan Köyü'ndeki buğday hasadına katılan Uşak Valisi Turan Ergün, çiftçilerle sohbet etti. İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ergün, Uşak'ta 70 bin hektar alanda buğday ve 66 bin hektar alanda da arpa ekiminin yapıldığını söyledi. Biliyorsunuz bu sene Uşak ilinde de bütün Türkiye'de olduğu gibi yağışlar önceki yıla göre çok yüksek düzeyde gerçekleşti. Mesela Uşak'ta geçen sene bir yıl boyunca 370 milimetre yağış alırken bu sene sadece ilk 6 ayda 502 milimetre yağış almışız. Bunu niye söylüyorum? Bu özellikle hububatın buğday ve arpa rekoltesine de yansıdı. Kentte Toprak Mahsulleri Ofisi'nin arpa ve buğday alımına başladığını kaydeden Ergün, Banaz ve Ulubey ilçesinde iki depo kiralandığını hatırlattı. TMO'nun geçen yıl 5000 ton arpa ve buğday alımı yaptığını anımsatan Ergün, bu sezon rakamın 25 bin tonu geçeceğini dile getirdi. Kentte yapımı tamamlanmak üzere olan lisanslı deponun 25 Temmuz'da alıma başlayacağını vurgulayan Vali Ergün, buradaki kapasitesinin de 30 bin ton olduğunu sözlerine ekledi. Vali Ergün, programın sonunda biçer dövere binerek buğday hasadı yaptı. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz değerli izleyenler. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek mutlu kalın.